Kemal Bey'in çağrısı gayet makul bir çağrı. Baktığımızda çok da hani söylenebilir bir şey. Ya arkadaş halkın bürokrasi olun artık ülke hani ülke mesele, ülke masada kararlar verirken tabi olduğunuz, itaat ettiğiniz bağlı olduğunuz iktidarı değil ülkeyi düşünün. Eğer ülkeyi düşünmezseniz ağır faturası olur. Biz geleceğiz size şunu yapacağız. Şimdi buradan baktığımızda gayet makul. Ama sevgili izleyicilerim ben biraz daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi duyguyla baktığımda Murat bana da çok tatlı gelen bir yönü var Kemal Bey'in tarzının ya o o ya üssü bunun. Yani birinin artık bir haddini bildirmesi lazım diyoruz ya iktidara. Hadi lan yeter diyecek bir yaklaşım. Veyahut psikolojik üstünlük, veyahut topluma artık muhalefet de kendine bir özgüven geldi, kazanıyor duygusu veriyor. Bu tip verilere aldığımda duygusal olarak ben de mutlu eden bir tarafı var. Ama sen ben sonra biraz buna Siyasete etkisi, bunun getirileri götürüleri, faydası, yararı, zararı bunun üzerinden baktığımda bazı endişelerim var. Bir tanesi dediğim gibi bu çağrının getirisi ne, götürüsü ne diye bakarım. Diyelim ki 10 getirisi varsa bana göre 30-40'ta götürüsü var. O yüzden yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Yapması mı daha doğruydu, yapmaması mı? Sürdürmesi mi? Niye? Şimdi, bu... Ee, Bugün Türkiye'deki yapılan hiçbir şey, her şey kılıfına uydurularak yapılıyor. Yani senin bahsetmiş olduğun TÜGVA'nın en can yakıcısı değil mi? Geçen hafta burada konuştuk. TÜGVA'nın torpil, hırsızlık dediğimiz. Bana göre hırsızlık, başkasının hakkını çalmak. Hem de cennete gitmek için başkasının hakkını çalıyorlar üstelik. O kılıfa uydurulmuş Murat. Onu suç olabilecek, gösterebileceğim bir şey yok. Çünkü mülakata koyuyorum diyor. Sınavdan geliyorsun, seni mülakatta eliyor zaten. Bu yüzlerce haber çıkıyor. Birinci, ikinci, üçüncü olmuş kafese KPSS'de ama geliyor mülakata. Sınavda beş bininci olan da insan onun önüne geçiriyor. Kanuni olarak kağıt üzerinde yasal, yasal bir şey yap, yap, yapıyor. Onu dönüp de onun üzerinden yargılama şansın kalmıyor. Çünkü şunu unutuyoruz. Ben unuttuğumuzu düşünüyorum hepimiz. Bu ülke ile kanun hükmünde kararnameyle yönetilen bir ülke. Torba kanunlarla yönetilen bir ülke. Sabah akşam bir kağıda Cumhurbaşkanı yazıyor, imzayı atıyor, yasa olarak gönderiyor. Buna göre bundan sonra ihale, ihale kanunu mesela diyelim ki şöyle düşün. Bir şirkete diyorlar ki Zafer havalanlı Ahmet'e vereceğiz. Ahmet diye bir şirkete. Onu zaten kılıfına uyduruyorlar orada. Öyle maddeler koyuyorlar ki sözleşmeye kimsenin gidip hukuku olarak bir dakika arkadaş sen burada yolsuzluk yaptın diyebileceğine ihtimal bırakmıyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bu çağrının çok fazla memur üzerinde bir etkisi yok. Çünkü insanlar ben yolsuzluk hırsızlık yapıyorum diye yapmıyor ki ben gayet hukuka uydurdum diye yapıyor. Diğer bir şey şimdi diyelim ki hakikaten böyle bir durumda var. Şimdi eğer muhalefet peş peşe devam eden eylemler zinciri başlatmış olsa sivil itaatsizlik gibi iktidarı bir şeye zorlayan yeter be kardeşim dediler iktidarı bir şeye zorluyorlar. Eğer bunu yapan şey olsaydı peş peşe süre gelen adımlar olsa onu o halkalardan bir tanesi de memurlara böyle bir çağrı çok işe yarar. Ama şimdi memura böyle bir çağrı yaptım. Ne demiş oluyoruz memura? Baş kaldır. Yani işinden atılmayı göze al. Bu çok bana sahici gelmiyor. Tamam, tekrar söylüyorum gayet haklı, gayet doğru bir çağrı. Ama dediğim gibi getirisine bakmak lazım bir şey yaparken bir de götürüsüne. Şimdi getirisine baktığımızda evet bir psikolojik üstünlük etkisi uyandırabilir. Bir e, muhalefetin artık ülke yönetimine ciddi anlamda talip olduğuna dair bir duygu yaratıyordur. Bu da bir getir olarak bakabiliriz. Öyle bir duygu veriyorsa onu veriyordur. Ama götür olarak baktığımızda ben orada biraz endişeliyim. Şimdi dağılan bir iktidar var. Dağılıyor. Tayyip Erdoğan'ın durumuna baktığımızda da dağıldığını görüyoruz. Anketler bize kısmen de olsa dağıldığını söylüyor. Kararsızlara geçmiş bir yüzde %20, 20-22'lik bir seçmen kitlesi orada duruyor. Moral üstünlüğünü kaybediyor. Ekonomideki çöküntü, dövizdeki artış, faizlerin durumu, işsizlikteki durum, iş, kadınların durumu, gençlerin, çocukların... Yoksulluğun dalga derin bir yoksulluğun dal dalga dalga yayılıyor oluşu ve buna karşı söyleyecek bir sözleri, bir icraatları durduracak bir çabaları da olmaması bir iktidarın dağıldığını gösteriyor. Şimdi dağılan bir iktidara karşı bu yaklaşım benim orada şöyle bir endişem var. Yanlış olabilirim. Bunlar sevgili izleyicilerim. Bu biz sonuçta yorum yapıyoruz. Bunlar yüzde doğrudur değil. Bir taraftan bakıp kendimize acaba bu tip endişeler olabilir mi? Ben ben Kemal Bey'in en önemli özelliğini bu programlarda en az belki 20 sefer, belki 30 sefer söylemişimdir. Sadece bu programlarda değil, son 5 yıldır yazdığım yazılarda, yazdığım, yaptığım bütün programlarımda Kemal Bey'in en önemli özelliğinin, Erdoğan'ı da daha rahatsız eden en temel özelliğinin sakin güç dedikleri, birleştirici, uz uzlaşmacı, oyun kuran Erdoğan'ın kurduğu kutuplaşma ve ee, baskıcı korku politikasına prim vermeyen ve o değirmene su taşımayan. Bu özelliklerinden dolayı İstanbul seçimlerini kazandı. Bu özelliği bu özel bu kurgu, bu yapısından dolayı Ankara seçimleri bu yapısından dolayı 11-12 tane büyükşehir aday tercihinde ona göre kurgu yaptığı, Millet İttifakı dostlarımız vurgusu yaptığı iktidarın muhalefeti bütün bölme parçalamalarına çabalarına rağmen oradaki o duruşu, vazgeçmemesi, muhafazakar kesimle kurmaya çalıştığı diyalog, bütün bunlar bana göre Kemal Bey'in en büyük artılarıydı, iktidarın da en büyük korkusuydu. Ben kendim şahidim. Hem 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde oluşturulan havadan hem de 1 Kasım 2015 ile şey, 7 Haziran 2015'te, 1 Kasım 2015 arasındaki o süreçte oluşturulan havadan Kemal Bey'in çok şikayetçi olduğuna ben şahidim. Neydi oluşturulan hava? İktidarın kutuplaştırıcı politikasına zemin hazırlayacak söz ve eylemlerin siyasette giderek belirginlik kazanması. Başka bir şey daha biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı referandumunda Kemal Bey çok büyük bir özveride bulundu ve CHP logolarını kullandırtmadı. Dedi ki "Burada parti logosu kullandırmayalım ki bu bir AK Parti CHP yarışına dönüm, dönmesin. Bu bir AK Parti CHP yarışı değil. Bu ülkenin tek adam rejimine geçip geçmeyeceğinin seçimidir. Biz burada CHP logosu kullanmıyoruz ki toplum aman CHP'dir deyip bir parti refleksiyle karşı tarafa kaymasın." Şimdi bunu da yapmış bir siyasetçi var. Bu dediğim politikasıyla İstanbul'u kazanmış bir siyasetçi var. Şimdi o siyasetçi başka bir şey, bir yöntem deniyor. Bu yeni bir yöntem. Biraz ben vurgusu ön planda, CHP vurgusu daha belirgin planda ve işte iş dünyasına, bazen finans dünyasına, bazen bürokratlara yönelik bunları yapmayın gelirsek yargılanırsınız. Şimdi benim tekrar söylüyorum. Ben Kemal Bey'in bu konuşmasından toplumda kalacak olanın bizi tehdit etti olacaktır. Ben o tehdit etti algısının hem CHP'nin aleyhine çok kötü işleyeceğini hem muhalefetin aleyhine ne yazık ki kötü işleyeceğini düşünüyorum. O kararsız seçmeni bu iş bir süre sonra hep söyledim bu programdan önce. Bu bir AK Parti CHP yarışına dökülürse ülke kaybeder. Çünkü bu bir AK Parti CHP yarışı değil. Bu demokrasiden yana olanlar, olanlarla otoriterlikten yana olanların mücadelesi. Bu bir iyi Parti falan AK Parti yarışına dökülürse ülke kaybeder. Ben Kemal Bey'in bu üssü bunun Erdoğan'ın kutuplaştırıcı politikasına yaradığını, kendi geçmiş izlediği politikaya ters düştüğünü, kendi geçmişte izleyip de kazandığı Ankara'yı, İstanbul'u, büyük şehirleri, Millet İttifakı'nın oluşumunu, bütün onların tersi bir istikamette yürümek anlamına geldiğini. Dahası muhalefetin arasına arasında da bir yarış başlattığını, etkin olma yarışı. Çünkü Meral Hanım geçen röportajında bir şey söyledi. Bence bu çok önemli. Bunu unutuyoruz. Çok çabuk unutuyoruz şeyleri. Meral Hanım ne dedi? 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerin seçiminde farklı adaylar çıkararak bilmeden, farkında olmadan biz muhalefet partileri birbirimizle yarış haline girdik. Seçimi kaybetmemizde bunun da büyük bir etkisi var dedi değil mi? Şimdi ben mesela CHP'nin bu, bir, yani Kemal Bey'in tekil vurgusu, yani kendi ben, ben, biz yapacağız, geliyoruz, iktidar olacağız, şunu yapacağız vurgusunun, evet bir güven duygusu yarattığı kısmına kap, katılıyorum, yani toplum üzerinde. Ama muhalefet partileri, bu, bu bir yorum değil, bunu bir bilgi olarak paylaşıyorum. Çünkü iki gündür hemen hemen bütün siyasi partilerden, Yetkileriyle uzun uzun telefon sohbetleri yaptım. Ne anlama geliyor diye. Ben partiler arasında da bir yarış başlatacağını, etkin olma, öne çıkma. Ha Kemal Bey çok etkin oluyor. Biz de mi etkin olalım. Buradan mı yürüyelim? Bunun da muhalefete kaybettireceğini düşünüyorum. Hı. Ama tekrar söylüyorum, bu bir yorum. Bütün çabamız, hepimizin çabası. Birimizin görmediğini başka biri görebilir mi? Birimizin gördüğünü yanlış gördüğünü öbür öbürü düzeltebilir mi? Bu bir el yordamıyla en doğruyu bulma, evet. en sağlıklı istikameti sürdürme ve 2023 Türkiye için kader yılı olduğu için, kader bana göre kader yılı evet. bu ülke. Suriye mi olacak, Irak mı olacak, Türkiye mi olacak? Tercihiyle karşı karşıya kaldığı için elimizden geldiği kadar ya böyle yapmasak daha mı iyi olur? Şöyle yapsak daha mı iyi olur? Buna dikkat etsek daha mı iyi olur? Türü yaklaşımlar gösteriyoruz. O yüzden ben bu dilin Sürdürülmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu dilin muhafazakar kararsız seçmeni Erdoğan'a geri püskürteceği kanaatindeyim. Çünkü insanlar şöyle demiyor, tekrar söylüyorum. Ya Kemal Bey bürokratlara hırsızlık yapmayın dedi. Böyle bakmayacaklar. Kemal Bey bizi tehdit etti duygusu. Yaygınlaşacak, o kalacak orada ve onun da çok negatif etki yaratacağı kanaatindeyim. Şimdi